Tüm kalıpları unutun, karşınızda garipçiler. Şiir sokağa insin dediler, onlar birinci yeniciler. İroni yapmak önemli, dilimiz ayı biraz. Şiir sıradandır deyip sıradan insanlara seslendiler. Orhan Veli Kanık, ölçü uyak yok. Günlük yaşam, sıradanlık, bireysellik çok. İstanbul'u dinler, dalgacıdır Mahmut Destan gibi. Vazgeçemez garip, yenisi karşı yol. Melih Cevdet Anday bağlı değil Orhan Veli kadar. Mit ve ölüm yabancılaşma onun şiirlerini sarar. Şiir, roman, tiyatro, deneme, anı, gezi yazar. 1946'dan sonra toplumsala kayar. Şiir rahatı kaçan ağaç, inana yağmurun altında. Tiyatro Mikado'nun çöpleri yarın başka koruda. Deneme doğu batı, gelişen komedya. Roman gizli emir raziye yağmurlu bir sokakta. Oktay Rifat Horozcu, elleri var özgürlüğün. Perçemli sokakla yaptı ikinci yeni öncülüğü. Şiir güzelleme, denize doğru konuşma. Tiyatro yağmur sıkıntısı, kadınlar arasında. Endişeli aydınlara seslenen ikinci yeni. Basitliğe karşı çıktı, garipleri sevmedi. Yazım ve noktalama hiç önemli değil deyip bilinçaltı ve rüyaları şiirlerine işledi. Cemal Süreyya şiir anayasaya aykırı. Özgürlüğü isyanı bir de anlatırdı aşkını. Üvercinka göçebe, öp sonra doğur beni. Çocuk kitabı aritmetik, iyi kuşlar peki. Edip cansever garipte ikinci yeni arası geçiş var. Onda varoluşçuluk, bir de dizeyi reddediş. Yerçekimli karanfil, kirli ağustos tragedya. Deneme, gül dönüyor avcumda. Turgut Uyar arzı halle ünlü oldu resmen. Uzun dizeler kullanmayı tercih etti hepten. Dünyanın en güzel Arabistan'ı onu ikinci yenici yaptı. Büyük Saat Türkiye'm. Ece Ayhan lakabıdır sivil şiir. Kınar Hanım'ın denizleri önemli ve sürrealisttir. Düz yazı şiirin doruğu, bakışsız bir kedi kara. Devlet ve tabiat, zambaklı padişah. İlhan Berk soyut şiiri uçlara taşıdı. Ona göre şiir hiç de anlam için yazılmadı. Şiirin Evliya Çelebi'si olarak tanındı. Günaydın yeryüzü, güneşi yakanların selamı. Sezai Karakoç, Mona Rosa onun adı. Metafizik içeriyor şiir ve de yazıları. Ayinler, çeşmeler, gün doğmadan yağmur. Hızırla 40 saat, körfez ateş dansı. Ülkü Tamer, soğuk otların altında. Yaşamak hatırlamaktır, gök onları yanıltmaz. İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür yanardağda. Kuş anlat geçenleri virgülün başından. Hayda, şimdi sırada mistikçiler. Bireyin sorunlarını anca metafizik çözer. Ahlak, huzur, maneviyat, ben ve öteki der. Şiirlerde söz konusu çağrışımlar geleneksel. Cahit Zarifoğlu, madde ve ruh önemli. İşaret çocuklar, menziller şiirleri. Roman yazdı, ana ve savaş ritimleri. Öykü ins, gülücük, ağaç okul çocuk şiiri. Erdem Beyazıt bireyi etti dine davet. Der ki sana kentten bir an önce uzaklaşmak gerek. Şiir gelecek zaman, risaleler sebep. Ey İpek yolundan Afganistan'a, Gezi'ye işaret. Hilmi Yavuz etkilendi tasavvuftan. Modern biçimde bahsetti geleneksel konulardan. Sürekli şiirleri görürsen işaretle korkma. Deneme yazdı okuma notları belleğin kuytularından. Sedat Umran, eşyaların metafiziği. Söyleyebiliriz ben duygusunu işlediğini. Leke meşaleler aynada gün doğumu. Dizelerinde var sanki bir atın sonsuzluğu. Nurullah Genç, çiçeklerin üşümesin. O siyah gözlerine beni de götür kesin. İsmet Özel, kurucusu İstiklal Marşı Derneği'nin. Amantü bir Yusuf masalı, evet İsyan Erbay'ın. Şimdi sırada Hisarcılar, gelenekten kopmadılar. Milli bilinç önemli ama garipçileri yokladılar. 60 sonrası romantik şiiriyle yol aldılar. Eserlerde günlük konuşma dilini kullandılar. İlhan Geçer, Hisar'ın yazı işleri müdürü. Tüm şiirlerinde aşk ve duygu olur ödülün. Büyüyen eller, hüzzan beste belki. Yeşil çağın üstünden bir bulut geçti sanki. Munis Faik Ozansoy, Midilli'de doğdu, Aruz'la yazdı. Şiirlerinde ölçü uyak savundu. Büyük mabedin eşiğinde yakarış var bir daha. Yakınma, düşündüğün gibi kaybolan dünya. Bekir Sıtkı Erdoğan, marş yazarı resmen. Halk ve divan şiirinden etkilenmiş hepten. Rüzgar kırdı dalımı, kışla da bahar hancı. Göz göz oldu yüreğim, bestelendi zaten. Mehmet Çınarlı ideolojik şiire karşı. Hem hece hem aruz şiirlerine karıştı. Güneş rengi kadehlerde gerçek hayali açtı. Deneme mısralarda gezinti söylemek yaraşır.